Selamlar herkese, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere en iyi 3 ücretsiz ekran kayıt programını tanıtacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden ilk programımızda başlayalım. İlk programımız OBS arkadaşlar. OBS'i çoğunuz zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Özellikle oyun videosu çeken arkadaşlar mutlaka biliyorlardır OBS'i. OBS aslında genel manada baktığımızda ücretsiz programların en iyisi diyebilirim ekran kayıt için. Hatta ve hatta ücretli programlar arasında da en iyisi diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir performans sunuyor bizlere. OBS'in tek dezavantajı biraz ayrıntılı bir program olması. Yani tek tuşa bas, ekran kaydı al gibi bir program değil OBS. Böyle bir dezavantajı var. Ama tabii ki özellikleriyle o dezavantajı tamamen kapatıyor. Şu anda OBS'in ana ekranındayım ben ve sol tarafta sahneler kısmını görüyorsunuz. Bu sahneler kısmı sizde hiçbir sahne olmayacaktır ilk defa yüklediyseniz eğer. Eğer ilk defa yüklemediyseniz zaten bir sahne bulunacaktır. Ama ben ilk defa yükleyenler için de şu şekilde göstereyim. Sahneler kısmına sağ tıklıyoruz, ekle diyoruz ve burada herhangi bir ad verebilirsiniz sahnenize. Daha sonra tamam diyoruz. Sahnemizi ekledikten sonra kaynaklar kısmına geçiş yapıyoruz. Buraya da bir kez sağ tıklıyoruz. Ekle'ye geliyoruz. Ekle kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada tamamen sizin yapacağınız işleme bağlı kalıyoruz. Ekran yakalama, pencere yakalama, oyun yakalama. Bu üçünden birini seçeceğiz. Eğer siz oyun videosu çekeceksiniz, oyun yakalamayı seçeceksiniz ki bunun hakkında ayrıntılı bir videom bulunuyor. O videoda şu anda kartlar kısmında çıkmıştır. Oradan o videoyu da izleyebilirsiniz. Eğer oyun değil de normal bir ekran kaydı alacaksanız ekran yakalamayı veya sadece bir pencereyi kaydetmek istiyorsanız, yani mesela diyelim ki sadece Google ana ekranını kaydetmek istiyorsunuz. Böyle bir durumda pencereyi seçmeniz gerekiyor. Ama ben genel manada ekran kaydını göstereceğim için ekran yakalamayı seçiyorum. Yeni oluştur kısmına istediğiniz ismi verebilirsiniz ekran yakalamaya. Daha sonra tamam diyorum. Ekranımı seçtikten sonra tek yapacağım şey tamam demek ve daha sonra görüyorsunuz burada bir girdap oluşuyor aslında. Ekranımı sürekli şu anda çektiğim için, OBS ekranını ekranımdan kaydettiğim için burada sonsuz bir döngü oluşuyor. Siz de tabii ki ekranınızı geçtiğinizde bu görüntü ekran kaydınız olacaktır. Ekran kaydınızı açtıktan sonra burada isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Ekranın nereye sığdırılacağını, alta bir overlay vesaire çekmek isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde ekranımızı ayarladıktan sonra tabii ki de tek yapacağımız şey bu olmayacak. Diyelim ki siz kamera kullanmak istiyorsunuz. Kamera kullanmak için ne yapacağız? Hemen sizlere göstereyim. Hemen bu kaynaklar kısmına tekrardan sağ tıkladım, ekle dedim ve bu sefer arkadaşlar video yakalama aygıtını seçiyorum. Video yakalama aygıtına da istediğim ismi verebiliyorum. Daha sonra tamam diyorum ve görmüş olduğunuz gibi şu anda benim webcam'im otomatik olarak açıldı. Şu anda benim webcam'imi görüyorsunuz. Bu webcam'i açtıktan sonra arkadaşlar yapacağımız çok da bir şey yok. Webcam'inizin burada ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Ben hatta oynayacağım. Buradan çözünürlüğümü görmüş olduğunuz gibi ayarlayabiliyorum. Ben buradan 1280x720 çözünürlüğünü seçeceğim ve daha sonra tamam diyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi webcam'im şu anda buraya geldi ve ben şu şekilde webcam'imi küçültüp kenarıya çekeceğim. Siz burada webcam'inizi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hatta alt tuşuna basılı tutarak şu şekilde kenardan çekerseniz görmüş olduğunuz gibi webcam'imi istediğim gibi daraltabiliyorum. Bu şekilde webcam'inizi ayarlayabiliyorsunuz. Webcam'i istediğiniz zaman da şu göz işaretine bir kez tıklayarak yok edebilirsiniz. Webcam'imize eklemeyi de öğrendiğimize göre genel bir OBS'in ayarlarına da göz atalım sizlerle birlikte. Ayarlar kısmına bir kez tıklıyorum ve karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Genel kısmında bizim yapacağımız çok bir şey yok. Hızlıca orayı hemen geçelim. Çıkış kısmına gelelim. Yayın kısmıyla da bir işimiz yok. Çünkü şu anda canlı yayın yapmayacağız. Çıkış kısmında arkadaşlar burada yine yayın kısmını görüyorsunuz. Biz burayı şimdilik atlayacağız. Kayıt kısmına geleceğiz. Kayıt kısmında tür standart veya özel çıkış olarak seçebilirsiniz. Ben burada size standartı tavsiye ediyorum. Daha sonra alt tarafta kayıt yolu kısmı var. Buradan videolarınızın nereye kaydedileceğini seçebilirsiniz. Ben şu anda videolar kısmını otomatik olarak kaydetmeyi seçtim. Yani varsayılanı da bu şekilde zaten. Daha sonra burada kayıt biçimi seçeneği var arkadaşlar. Bu MKV olarak gözükecektir. Buna bir kez tıkladığınızda seçenekler açılacaktır. Bunu isterseniz MP4 yapabilirsiniz. Bazı video montaj programları maalesef MKV formatını kabul etmeyebiliyor. Bu yüzden MP4 yapabilirsiniz. Daha stabil bir şekilde çalışır. Daha sonra biz direkt ses menüsüne geçiş yapalım. Ses menüsüne geldiğimizde kanallarımızı stereo olarak gösteriyor. Bu şekilde kalabilir bu. Masaüstü sesini isterseniz bu şekilde seçebilirsiniz.
seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben varsayılı olarak bırakıyorum. Masaüstü sesinizi almak istemiyorsanız bunu devre dışı da bırakabilirsiniz. Burada mikrofonumuzu seçmemizi istiyor bizden. Burada ben kendi mikrofonumu seçiyorum. Siz de istediğiniz mikrofonu seçebilirsiniz. Veya eğer sesiniz videoya gitmesini istiyorsanız bunu da devre dışı bırakabilirsiniz. Aynı şekilde burada bas konuş tarzı bir özellik var arkadaşlar. Bunu isterseniz açabilirsiniz. Bunu açtığınızda belirli tuşlara bastığınızda mikrofonunuz ses verecektir. Ve böylece aslında arka gürültüyü kapatabilirsiniz. Ama size zorluk çıkaracaktır sürekli basıp konuşmak. Daha sonra video kısmına geliyorum. Video kısmında arkadaşlar 1920x1080 olarak seçtim ben. Sizin tamamen monitörünüzün özelliklerine bağlı olarak bunu seçeceksiniz. Ama en yüksek boyutu seçmenizi tavsiye ederim ki videonuz kaliteli olsun. Daha sonra aşağıda FPS değerimiz var. FPS değerini 60 olarak seçin derim size. Eğer tabii ki isterseniz 30 FPS videolarda çekebilirsiniz. Ama FPS ne kadar yüksek olursa tabii ki o kadar iyi olacaktır. Daha sonra aşağıda kısa yollar kısmı var. Buraya istediğiniz kısa yolu atayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada kaydı başlat kısa yolumuz var. Buraya istediğiniz kısa yolu atadığınızda siz diyelim ki Shift Z olarak bir kısa yol belirlediniz. Shift ve Z tuşlarına bastığınızda OBS arkada açıksa otomatik olarak kaydınız başlayacaktır. Aslında size de büyük bir kolaylık sağlar. Yani bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle montaj programları kullanmıyorsanız, yani videolarınızı kaydettiğiniz gibi YouTube'a yüklüyorsanız kesinlikle bu kısa yolları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde burada birçok kısa yol var. Bunların hepsine siz zaten teker teker göz atarsınız. En önemlisi burada kaydı başlat ve kaydı durdur kısa yolları. Diğerleri aslında çok da önemli kısa yollar değil. Gelişmiş kısmına gelelim. Şu anda bir ekran kaydı için ayarlarımız gayet güzel yerinde ve ben buradan uygula ve tamam tuşlarına basarak buradan bütün ayarlarımı uyguluyorum. Bütün ayarlarımı tamamladıktan sonra OBS'te yapmam gereken tek şey arkadaşlar kaydı başlata tıklamak. Kaydı başlata tıkladığımda şurada altta bir reg görüyorsunuz arkadaşlar. Burada zaman ilerlemeye başlıyor. Bu da kaydınızın başladığı anlamına geliyor. Şu andan itibaren bütün ekranımı OBS kaydediyor. Sıra geldi ikinci uygulamamız arkadaşlar. Epowersoft'un böyle bir ekran kayıt uygulaması var arkadaşlar. Tamamen tarayıcıda kullandığınız bir uygulama. Bu gerçekten çok kullanışlı. Ama tabii ki de yine bir şeyler kurduracak bize. Zaten birazdan siz de göreceksiniz. Aslında biraz da sözde tarayıcı üzerinden diyebiliriz. Yani tam anlamıyla programsız bir ekran kayıt programı değil kendisi. Epowersoft'a geldikten sonra arkadaşlar yapacağımız tek şey Start Recording'e basmak olacak. Daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi Epowersoft Online Launcher X adlı uygulamayı aç şeklinde bir bildirim çıkacak. Buna evet diyeceğiz, kabul edeceğiz. Daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi Download Launcher diye bir uyarı çıkacak. Download Launcher'a tıklayacağız ve zaten buraya böyle bir şey gelecek. Buna sakla diyeceğim. Daha sonra üstüne bir kez tıklayacağım. Çalıştır diyeceğim ve burada otomatikman zaten çalışmayı yapıyor kendiliğinden. Şu anda zaten ekran kaydım görmüş olduğunuz gibi bütün ekrana yayıldı. Ekran kaydım bu şekilde geldikten sonra benim burada seçeneklerim var arkadaşlar. Aynı OBS'de olduğu gibi aslında burada full screen'i seçebilirim. Region'ı seçebilirim. Bunu seçtiğimde arkadaşlar şurada görüyorsunuz zaten. Şuna bir kez tıklayalım ve burada görmüş olduğunuz gibi benim istediğim alanı kaydediyor. Ben nereyi istersem orayı şu şekilde alıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu bu şekilde seçebiliriz. Ama ben şu anda full screen'i kullanmaya devam edeceğim. Bu tamamen sizin aslında keyfinize kalmış. Burada görmüş olduğunuz gibi sistem sesleri kısmı var. Bunu açık görürseniz eğer bütün sesleri otomatikman alacaktır. Yani bilgisayarınızda bulunan sesleri hemen yanındakine şu şekilde tıklarsanız ve burada mikrofonu seçerseniz sistem seslerini almayacak. Sadece mikrofonunuzun sesini alacaktır. Eğer sistem sesleri ve mikrofonu seçerseniz hem sistem seslerini hem de mikrofonunuzun seslerini alacaktır. Ki size tavsiyem budur. Bunu seçtikten sonra bu tarafta da web kamera var arkadaşlar. Hemen web kamerayı da açalım. Ben tekrardan karşınızdayım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi web kameramız da bu şekilde açılabiliyor. Çok ayrıntılı bir sistem değil. Tamamen şöyle istediğiniz yere web kameranızı yerleştirebiliyorsunuz. Çok fazla ayrıntılı bir sistemi yok maalesef. Yine de tarayıcı üzerinden yapılan bir uygulama için gayet güzel bir şekilde web kameranızı da bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Web kameranızı da aynı şekilde şu şekilde istediğiniz yere alabiliyorsunuz, götürebiliyorsunuz. Web kameramı kapattım. Bir de ayarlar kısmına bakalım. Settings'e bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz gibi ayarlar kısmım karşıma çıkıyor. Buradan istediğiniz gibi video formatınızı seçebiliyorsunuz. Az önce de yaptığımız gibi aslında MP4 olarak kalması bizim için en iyisi. Kodekleriyle şu anda hiç oynamayacağım çünkü gayet güzel. Otomatik olarak gayet güzel bir şekilde ayarlamış bize uygulama. Burada frame rate'imizi, istersek bit rate'imizi ayarlayabiliyoruz. Mesela burada
frame rate'imizi en fazla 50'ye kadar çıkarabiliyoruz. Bu da aslında programın bir eksisi diyebilirim. Normalde 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Çünkü otomatik olarak ayarladığımızda belki otomatikman 60 FPS de çekiyor olabilir. Emin değilim bundan. Buradan ses kalitemizi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu da standart kalabilir. Yani aslında ayarlarıyla çok fazla oynamamıza gerek yok. Şu şekilde bu kısma gelelim. Ve burada da arkadaşlar yine aynı şekilde kısa yollarımızı ayarlayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi start recording, stop recording, bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu anda mesela CTRL Alt F1'e bastığımda kayıt başlayacak, bu şekilde ayarlanmış. Ben şu anda ellemeyeceğim onu. Daha sonra burada video kayıtlarımı nereye kaydedeceğini soruyor bana. Burada yine istediğim gibi ayarlayabilirim. İstersen masaüstünü seçebilirim. Hatta şöyle size bir göstereyim. Buraya tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi istediğimiz yeri seçebiliyoruz ve oraya kaydedilmesini de seçebiliyoruz. Ben mesela masaüstü yaptım ve ben bir video kaydettiğimde bu otomatik olarak masaüstüne kaydedilecek. Ben bu şekilde ayarlarımı yaptıktan sonra okey diyorum ve tek yapmam gereken bu aşamada record'a basmak oluyor. Bir kez record'a basıyorum, hatta sizlerle birlikte şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ekran kaydım başlamış oluyor arkadaşlar. Şuna da bastığımda bu da buradan kayboluyor ve hiçbir şekilde ekranımda herhangi bir şey olmuyor. Bütün ekranı da bu şekilde kaydedebiliyorum. Ekran kaydım son bulduktan sonra arkadaşlar karşıma bir de böyle bir şey çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu karşımıza çıktığında yapmamız gereken şey save video'ya tıklamak. Daha sonra burada save as video file olarak seçtiğimizde arkadaşlar done diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi videomuz bu şekilde kaydedilmiş oluyor. Son olarak sizlere aslında en basit ve programsız diyebileceğimiz ekran kayıt uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. Bu kayıt uygulaması aslında sadece Windows 10 kullananlar için. Maalesef diğer Windows'larda böyle bir özellik bulunmuyor. Benim şu anda yapacağım şey arkadaşlar Windows tuşuna, Alt tuşuna ve G tuşuna birlikte basmak. Görmüş olduğunuz gibi karşıma böyle bir ekran çıktı. Bu ekranda arkadaşlar sadece şu Res tuşuna basarak aslında kayıt başlatabiliyorsunuz ve böylece ekranınızı kaydetmiş oluyorsunuz. Bu aslında tamamen oyunlar için bir özellik, yani oyun içi kayıt almak için bir özellik, ama siz normal bir şekilde bilgisayarınızda da kullanabiliyorsunuz ekran kaydı almak için. Maalesef bu uygulama diğerleri kadar ayrıntılı değil tabii ki de, ama gayet güzel de ekran kaydı alabiliyor. Ben test ettim, gayet güzel bir şekilde, kaliteli bir şekilde ekran kaydını alıyor. Yani özellikle kodeklerle oynayamıyorsunuz, hani frame rate'i ayarlayamıyorsunuz, çözünürlüğünüzü ayarlayamıyorsunuz, ama otomatik olarak ekran kaydınızı gayet güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Burada her şeyi ayarladıktan sonra tek yapacağınız res tuşuna basmak oluyor. Ve bir de şunu söylemek istiyorum, maalesef burada bütün ekranın kaydını alamıyorsunuz. Mesela ben şu anda şuna basacağım bir kere sizlere göstermek için. Daha sonra burada ben bu ekranı kapatacağım. Görmüş olduğunuz gibi ben şu anda sadece buranın ekran kaydını alıyorum. Yani buradaki Google sayfasının ekran kaydını alıyorum. Bütün ekranın kaydını maalesef ki alamıyorum. Yine de eğer program yüklemek istemiyorsanız, kısa bir yol arıyorsanız bu şekilde Windows'un kendi ekran kayıt cihazında kullanabilirsiniz. Kaydı durdur dediğimde böyle bir bildirim bana çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra ben tekrardan Windows tuşu, Alt ve G kısa yolumu kullandığımda şuradaki görmüş olduğunuz dosya gezginine bir kez tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi yakalamalar sekmesinde burada direkt videomu karşıma çıkarıyor ve buradan video kaydımı istediğim gibi kullanabiliyorum. Video kaydım artık elimde olmuş oluyor. Programlarımız bu kadardı. 3 programdan da mutlaka hoşunuza giden bir tanesi olmuştur. Herhangi birini seçerek kullanabilirsiniz. Aslında hepsine programda denemez. Hepsinin farklı farklı özellikleri vardı. Kimisi internettendi, kimisi bilgisayarımızın kendi bir özelliğiydi. Hepsini sizlere anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi aralarından sizlere en çok tavsiye ettiğim OBS tabii ki, ama diğerlerini de dediğim gibi siz kendi keyfinize göre kullanabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa, hangisiyle daha iyi görüntüler elde edebileceğinizi düşünüyorsanız onu kullanabilirsiniz. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.